Arkadaşlar merhabalar. Bu haftaki sağlık hizmetlerinde iletişim dersimizde zihinsel engelli bireylerle iletişim konusuna başlıyoruz. Zihinsel engelli bireylerle iletişim. Zihinsel işlevler bakımından akranlarına göre sınırlılık, uyumsuzluk ve yetersizlik göstermekte olan zihinsel engelli bireyler, iletişim, sağlık ve öz bakım, sosyal ve akademik beceriler, günlük yaşam, kendine yeterlik gibi alanlarda sorun yaşamaktadırlar. Öğrenme ve bilgi işleme süreçleri daha yavaş olan bu bireylerin özellikle soyut kavramlar, para, zaman, kişiler arası ilişkiler gibi alanlarda güçlükleri vardır. Evet bunları biliyoruz. Maalesef ki özellikle soyut kavramlar, para, daha önce de bahsetmiştik bunlardan. Bu tarz konularda güçlükleri var demiştik. Zihinsel engelliler eğitilebilir, öğretilebilir, ağır ve ileri derece olmak üzere dört grupta sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırma bir diğer deyişle zihinsel engel oranına ve bireyin serebral parsi gibi eş tanılarının olup olmamasına göre bu hastaların iletişim kurma gibi sosyal beceri düzeyleri ve yardım destek ihtiyaçları değişmektedir. Evet hemen bu sınıflandırmanın altını çizelim gençler. Bakın bunlar önemli. Zihinsel engelleri dört grupta sınıflandırıyoruz. Eğitilebilir, öğretilebilir, ağır ve ileri derecede olmak üzere. Hatta aynı zeka puanına sahip olsalar da iki hasta arasında iletişim, kendi başına seyahat etme, alışveriş yapma, okuma yazma gibi konularda farklılık gözlenebilmektedir. Tabii ki bu da olabilir. Genel olarak zihinsel engelli bireyler ile iletişim kurarken dikkat edilecek noktalar. Evet her hafta yaptığımız gibi önce konuyla ilgili genel bilgi verdik. Sonra da neye bakıyoruz? Zihinsel engelli birey ile iletişim kurarken nelere dikkat etmeliyiz? Hemen bunlardan bahsedelim. Zihinsel engelli birey ile iletişim kurulurken ona saygı duyduğumuz hastaya iletilmelidir. Kesinlikle bu çok önemli gençler. Karşıdaki kişiye saygı duyduğumuzu iletmeliyiz. Bunu göstermeliyiz. Bu önemli. Ağır düzeyde mental retardasyonu olmadığı sürece çoğu zihinsel engelli birey ile iletişim kurulabilir bunu da biliyoruz. Ancak bu iletişimin süresi kullanılan sözcüklerin niteliği gibi yönlerden iletişimin niteliği zihinsel engelli olmayan bireylerle olan iletişimden farklıdır. Bakın bunu da unutmayın normal bir biriyle iletişime geçiyormuş gibi konuşmamamız gerekir ama sonuç olarak iletişime geçebiliriz bu bireylerle de. Hemen bir örnek verelim. Zihinsel engelli hastaların dil gelişimi süreci yavaştır ve çoğu hasta kendini tam olarak ifade edemeyebilir. Aynı zamanda bilgi işleme süreçleri de yavaş olabilmektedir. Bu nedenle sözcükleri yavaş anlayabilmesi için hastaya zaman tanınmalı, sözcükler yavaşça ve duraklayarak söylenmeli. Evet bakın, sözcükleri yavaş yavaş, tane tane söylersek karşımızdaki kişi bizi daha rahat anlayabilir. Anlama süreçleri yavaş olduğu olacağından da hastaya zaman tanımamız gerekir. Bakın bunlar önemli. Zihinsel engelli hastaların çoğunun tehlike algısı düşük düzeyde olduğundan hastanın güvenlik ihtiyacı değerlendirilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır. Bakın bu da çok önemli. Önce hastanın güvende olması gerekir. Diğer işlemler sonra gelir. Güven önemli. Özellikle ağır düzeyde mental retardasyonu olan hastaların yalnız kalmalarına izin verilmemeli. Refakatçinin mutlaka hastanın yanında bulunması sağlanmalıdır. Bu konuda refakatçisine de eğitim verebiliriz. Kesinlikle yalnız bırakılmaması gerektiği, ne olur ne olmaz. Az önce ne demiştik? Hastanın güvende tutulması en önemli temel konumuz bizim. Hastanın güvende tutulması için de yanında birinin bulunması şart. Engelli bireyin konuşmaları dinlenmeli, ona ilgi gösterilmeli, iletişim sırasında göz teması kesilmemelidir. Bakın kaç haftadır bu tarz konular işliyoruz ve göz temasından sürekli bahsediyorum. Normalde iletişime nasıl geçiyorsanız engelli bireyle de aynı. Konuşmalarını dinleyeceğiz, ilgi göstereceğiz, göz temasını kesinlikle bırakmayacağız, göz teması kuracağız. Hastadan yapması istenilen davranışlar parçalara bölünerek basit bir dille anlatılmalı, hastanın davranış adım adım gerçekleştirmesine olanak tanınmalı ve davranışları pekiştirilmelidir. Evet bundan da az önce bahsettik. Basit bir dille kelimeler tane tane yavaş yavaş konuşulmalı, karmaşık cümlelerden, paragraflardan kaçınılmalı. Hastaya iletilmek istenen mesaj her zaman açık, basit ve somut kelimeler, kısa cümleler ile ifade edilmeli. Az önce bahsettiğim şey, hastanın anlayamadığı durumlarda cümleler değişik kelimeler kullanılarak veya çeşitli görsel örnekler ile tekrarlanmalıdır. Zihinsel engelli hastaların kısa süreli bellekteki bilgileri uzun süreli belleğe aktarmada çeşitli güçlükleri vardır. Bu nedenle hastanın yönergeleri unutması normal karşılanmalı, istenilen yazılı olarak hastaya verilmeli ve sık sık tekrarlanmalıdır. Bakın bu da çok önemli. Yazılı olarak hastaya verirsek, bunu daha önce de söylemiştik. Taburcu edeceğimiz hastalarda mesela ne dedik? Ameliyat sonrası yapması gerekenleri eline yazılı olarak verirsek şunu unutmayın, söz uçar yazı kalır. Ne olacak? hasta bunları unutmayacak ve bu zihinsel engelli bireylerin kısa süreli, kısa süreli bellekteki bilgileri uzun süreli belleğe aktarmada güçlüklerinin olduğunda düşünürsek bunu kesinlikle yapmalıyız ve yapması gerekenleri de ona sık sık hatırlatmalıyız tane tane yavaş ilgili bir şekilde. Zihinsel engelli hastalar kendi başına yaşamını sürdürebilmesini sağlayacak bilgilere sahip olmalıdır. Hastanedeki yatış sürecinde de bu hastaların ihtiyaçları belirlenmeli, disiplinli bir anlayışla hastaların o alanda öğrenme süreci sağlanmalıdır. Kesinlikle öğrenme her alanda devam eder, biz de bu konuda hastalara yardımcı olmalıyız. Öz bakımını yerine getiremeyen bazı zihinsel engelli hastalar diğer hasta ve yakınları tarafından etiketlenmekte ve dışlanmaktadır. Maalesef ki bu hiç istemediğimiz şey ama bu olabiliyor. Bu hastalar diğer kişilerin kendisine yaklaşamadığının farkındadır. Bu sebeple mümkün olduğunca toplumu bilinçlendirmek ve eğitimler vermek etiketleme ve dışlamayı önlemektedir. Evet bu da önemli bakın hasta yakınlarına bu konu hakkında bilgi verilebilir o an hasta hastaneye yattığı zaman bazen hasta odaları biliyorsunuz iki kişilik de olabilir yanında varsa başka bir hasta ve yakını onlara da bu konuda eğitim verilebilir çünkü bazen insanlar gerçekten bakışlarıyla bile karşıda kişiyi rahatsız edebiliyor e bunu engelli birey zaten anlıyor e biliyor sonuçta bunu yapmamak adına eğitimler vermek gerçekten önemli İnşallah bu şekilde etiketleme ve dışlamanın önüne geçmiş oluruz istediğimiz bu beklentimiz bu umarım başarırız bunu sizler ve bizler yapacağız. Sağlık personelleri yapacak. Bu çok önemli gençler bakın bunu asla unutmayın. Eğitim şart her zaman söylüyoruz. Hastaların durumları ile ilgili bilgiler yakınlarından alınsa dahi hasta ile göz teması kesilmemeli. Beden dili ile ona odaklanıldığı ifade edilmelidir. Bakın bu da önemli. Az önce de bahsettim. Göz teması. Göz teması çok önemli. Karşıda kişiyi dinlediğimizi, ona değer verdiğimizi, onu anlıyor olduğumuzu bir nevi belirten şeyler göz teması temasını asla bırakmıyoruz. Evet bir şey sorduğumuz zaman yakını da bilgi veriyor olabilir. Yakınını dinledikten sonra tekrar göz temasını zihinsel engelli hastamızla kurmaya devam ediyoruz. Çünkü soruları biz ona yönelik soruyoruz, biliyorsunuz. Evet bakın, özel eğitim alan bir zihinsel engelli bireye gösterilmiş görselde çok güzel eğitim veriliyor. Görselleri de inceleyin muhakkak. Evet gençler diğer iletişim sorunu olan bireylerle iletişim konusuna geçmiyorum. Burada kalıyoruz. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Her zaman söylüyorum tüm videoları baştan dinleyin diye. Baştan tüm videoları dinleyin. iletişimi özümseyin. Bakın iletişim gerçekten sağlık personeli için çok önemli. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.